Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Hazırlandık. Elif'in yine nereye gidiyordu? Bugün Çaycuma yolcusuyum canlarım. Rıza'ya dedim ki hatta izin al birlikte gidelim. Öğleden sonra dedim hani müsait olursan maç falan olmazsa ben dedim otobüslerle gidip gelmeyeyim. Bugün babacığım Çaycuma'da. Nerede? Akbal'ın imalathanesinde kemik suyu kaynatıyor şu anda. Her salı genelde orada organik kemik suyu hazırlıyorlar. Benim babam çok uzun yıllardır Akbal'da çalışıyor arkadaşlar. Acılık şubesinde kasap bölümünde. Birçoğunuz tanıyorsunuz. Hatta yanına gidenler oluyor, selam gönderenler oluyor. Buradan hepsine selamlar olsun. Akbal personelleri beni de biliyorlar artık. Zaten uzun yıllardır biliyorlar da hem babamdan dolayı hem işte bu YouTube'dan dolayı, Instagram'dan dolayı. Mahalle zaten biliyor öyle söyleyeyim. Bir de sık sık videolarımda görüyorsunuz. Ben çoğu alışverişi Akbal'dan yaparım. Bugün davet aldık. İmalathanesine gidiyoruz. Kurabiyeler, tatlılar, sucuklar, işte kemik suları bakalım nerelerde, ne şartlarda üretiliyor. Bugün biraz size depolarını gezdireceğim. Kendi depoları Çaycuma'da. Babam konum attı. Ona göre gideceğiz bakalım. Çaycuma bize zaten yarım saat. Hem orayı gezdireyim hem ben de göreyim. Ben hiç deposuna gitmemiştim. Hem de böyle davet etmişler. Gidelim dedik arkadaşlar. Değişiklik olur bizim için de, sizin için de. Sizler de gezmiş olursunuz. Bakalım Akbal'ın sucukları falan nerelerde üretiliyormuş, yerleri nasılmış, o pastalar, kurabiyeler nasıl yapılıyormuş hep beraber bakarız dedim. Öyle hazırlandım. Ya bunu giydim, bir emin olamadım. Deri ceket giyecektim, siyah, hava da soğuk. Değiştirsem mi, gömlek, süveter mi giysem, kalın bir şeyler mi giysem bilemedim. Rıza'yı bekliyorum ama bu da güzel oldu. Rengini de seviyorum bunun. Böyle bir kararsızlıktayım. Saçımı topladım ama orada dedim rahat edeyim. Bakacağım. Kalırsa bu kalacak. Üstüne siyah deri ceketimi ya da kaşe ceketimi giyeceğim. Yoksa kazak türü başka bir kalın kazak bir şey giyeceğim bakalım. Neyse Rıza gelsin. Çaycuma yolcusu kalmasın. Artık oralarda buluşuruz. Aynen güneş vurunca. Şimdi yükseldi. Çamurun altında. Boğazı sızamadı. Akşama yağmur geldi. Çaycuma'ya geldik canlarım. Şimdi babamı aradık. Sanayi girişinde bekleyecek bizi. Organize sanayide zaten Akbal'ın deposu da. Bakalım babamı görürüz. Evet, sizlere az önce sürekli alışveriş yapmış olduğum Zonguldak'ın en büyük zincir marketi olan Akbal'ın üretim alanını gösterdim dışarıdan. Şimdi mutfaktayız. Her hafta salı günü burada tazecik kemik suları yarım litrelik kavanozlara koyuluyor ve satışa sunuluyor. Bunları da benim babam yapıyor. Biliyorsunuz babam benim Akbal personeli. Burada tertemiz kavanozlar hazır bir şekilde bekliyor. O kemik suyu saatlerce kaynıyor ve onun aşamaları var. Tertemiz gönül rahatlığıyla alabilirsiniz marketlerden. Şimdi bu etlerin, tavukların işlendiği, sıyrıldığı, paketlendiği alana giriyoruz. Gayet steril bir ortamdı. Herkes maskesiyle, eldiveniyle makinelerden geçip giriyorsunuz bu alana. Her şey hijyenikti. Sucuklarını zaten ben uzun yıllardır kullandığım için biliyorum. Dolabımdan eksik etmem. Akbal'ın sucuklarını çok seviyoruz. Kırmızı ettir, beyaz ettir, bu tür ürünleri zaten tertemiz ortamlarda hazırlıyorlar. Burada bir sıyırma ekibi vardı.
Hepsi böyle tazecik, günlük, paketli ürünleri burada hazırlıyorlar ve marketlere dağıtıyorlar. Akbal'ın birçok şubesi var, sadece bir tane değil. Sabah 4'ten öğlen 12'ye kadar bir paketleme ekibi var, öyle söyleyeyim. Benim de alışverişlerde sürekli tercih ettiğim Akbal marketini bugün sizlerle üretim alanını gezmiş olduk arkadaşlar. Tüm bunların yanı sıra Akbal'ın pastane bölümleri de var. Marketlerin içerisinde bulunuyor zaten. Zonguldak ve çevresi il ve ilçelerde bulunan Akbal'lar da pastane reyonundan da gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz. Çok lezzetliler. Çoğu ürünü denemiş tatmış olarak söylüyorum ki gönül rahatlığıyla tatlarınızı Akbal'dan da alabilirsiniz. Bugünlük bu kadar olsun. Herkese yeni bir günden selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Saat 1.30'a geldi. Erkenden dedim yemeklerimi yapayım. Biraz çünkü işlerim var bugün. Hatta mutfağı da süpürdüm de makineyi içeri bıraktım. Şöyle pilavımız var. Burada da mis gibi barbunya yemeğimiz var. Dün akşam barbunya ıslatmıştım. Dedim turşumuz da var nasılsa bugün barbunya yapalım. Şöyle maydanoz kıydım üzerine en son yine. Güzel havuçlu bir barbunya yemeği yaptım. Sebzem yok. Zaten sebze alışverişine gitmemiştim. O yüzden bugün bunlar olsun. Çorba yapmam sanırım. Şimdi benim içeride biraz daha işim var. Ondan sonra çarşıya ineceğim. Çarşıya giderken buluşuruz. Deminden beri duruyor gülüyoruz. Dedesi uğradı buraya da. Güldürüyor bizi. Neyse ben hazırlandım. Bu yeni şapkamı taktım. O gün yazmışsınız Elif'ciğim uyuz salgın dolaşıyor. Dışarıda bere falan deneme diye. Ya orada denedik tabii ama insanın o an aklına gelmiyor. Ama ben bunu elimde yıkadım. Kaloriferin üstüne hemen kurudu zaten. Kıyafetleri zaten mağazadan alınca yıkıyoruz. Bu ara bilmiyorum uyuz salgını varmış. Burada duymadım yakın çevremde ama olabilir. Yani dikkat etmek lazım. Şimdi hazırlandık. Duru dedesiyle babaanneye gidiyor. Bir saat sonra babası alır onu, zaten saat 4'ü geçti. Ben de çarşıda bir iki işim var, uğrayacağım yerler var. Onları halledeceğim, vakitlice eve geleceğim. Yani çok fazla dolaşmam. Çok da soğuk, şu kalın sivitimi giyeyim dedim. Kırmızı montumu giyeceğim. O biraz daha sıcak tutuyor, daha kalın içi. Böyle bakalım, gidelim. Bir iki tur dolaşırız tabii işlerimizi hallettikten sonra. Onu da yani yapmadan dönmeyiz eve diye düşünüyorum. Şöyle montumu giydim de bu çantamı taktım. Şimdi çıkacağız bakalım babamla birlikte. Diyorum ya onlar kayınvalideme geçecekler. Makine çalışıyor, ben gelene biter herhalde. Onları da gelince asarım. Çarşıya indim de önce bir kuyumcuya uğrayacağım. Altın kolyem koptu. Onu bir göstereyim. Yapılıyordur elbet. Evet, kolyemi kuyumcuya verdim. Pazartesi alacağım. Sonra işlerimi hallettim. Yağmur başladı. Şu Nike mağazasına bir spor ayakkabı bakacaktım. Geldi mi diye. Bir oraya uğrayayım, çarşıdaki mağazasına. AVM'de göremedim çünkü. Bir buraya bakalım. Çok dolanmayacağım zaten de. Şu benim eskittiğimden zaten. Ay bunu kaç sene giydim. Ne kadar olmuş? 2350. Bu da çok güzel. O kadar rahat bir ayakkabı ki. Şimdi bir tanesinin fiyatına bakmaya gitti. O aradığım modeli buldum. Başka bir tane daha soracağım. Şu da çok güzelmiş ya. Puma'nın. Ben hiç Puma giymiyorum. 2950. Ay bunu da çok beğendim. Bu da güzel. 2750 yine bu. Ama şu çok hoşmuş. Bir o benim baktığımı sorsun fiyatını. Bak şu da çok rahat bir ayakkabı. 3350. Şu zaten bende kremi var biliyorsunuz. Bu rengi güzel değil de kremi var bende. Şu da güzelmiş. 2150. Her şeyle giyilir aslında. Çok rahatmış ya. Bu modeli internette görmüştüm. 3150 lira. Ama nasıl rahat. Çok güzel.
tane daha deneyeceğim. Bunu çok beğendim de rengine bir emin olamadım. Her şeyle giyilir mi diye. 3150 idi. Şimdi bir tane daha deneyeceğim Puma'nın. Ama çok rahatmış ya. Model şeyi var mı? O beğendiğim ayakkabıya bir de internetten bakalım dedi Rıza. Başka renkleri var mı diye. Onda aklım kaldı. Bir renklerinden emin olamadım. Aşırı da rahattı. Şimdi artık eve gidiyorum. Sıcak simit alayım kızlara da. Aksu'nun önünden geçiyordum da bir tane kendime şundan alacağım. Ne kadarmış bir soralım. Burada fiyatını göremedim de. Pembesi var. Şunlar var. Şunlar çok kalın. Onları giyemem de. Bunlarla rahat edemem. Şu iyi. Ya da 39 mu alsam? O 40, o büyük. Ya pembe de tatlıymış ama gri de güzel. Gri alayım. Ayaklarım ısınmıyor bu sene çünkü. Ay bak şu erkek terlikleri de güzelmiş ha. Kaliteli görünüyor. Bakın. Neyse şunu alayım ben ya. Buna 175 lira diyor. Yani çok da kaliteli de değil, anlamadım. O zaman El Siva'dan alırım. Daha iyi, El Siva'da da var bunlar. Bir de oraya bakayım ya. Bırakacağım bunu. 175 bu ne? Üşenmedim. El Siva'ya geldim. Bir de panduflara buraya bakayım diye. Buradan da artık dolmuşa gideceğim de. Heh, şuradalar. Bakalım. 349 şöyle var. Hani oradaki kalitesiz, fiyatı 175 fazla geldi. Şöyleler var. Bu da yarım, 249. Burada da bunlar varmış. Şu 249. Vallahi hiç böyle şeyler giymezdim. Normalde de ayaklarım ısınmıyor bu sene. 36, 37, 38, 39 diyor şu o zaman. Bu da büyük gibi be. Bir bakayım ona da. Ya da şu. Bilemedim. Pazarda da var bunlar. Artık her yerde var da. Şu da güzelmiş. Yarım. Neyse aradığımı Emral'in girişinde buldum. Tam Aksu'nun karşısında. Şunlar var ya. 100 lira. Benim işimi görür. Burada zaten şöyle de var. Şöyle de vardı. Abladan 100 liraya şunun uzununu aldım. Lacivertini. Burada hemen Emral'in arka girişinde. Şurada. Burada var mı? Pembesi falan da var da ben lacivert aldım. İşte çocuklar için de varmış bakın. Buradayım abla. Bir duruya dedim, giyer mi acaba? He, şundan aldım ben. İyi yani, bu benim işimi görür ya. Şunları giyemem de. Evet, durucumu sevdiklerini de aldım. Artık eve gidiyorum. Bugün çok dolanmadım zaten. Şuradan doğru gidelim. Hava güzelken daha çok gezesim geliyor. Böyle havalarda ben de hemen eve gitmek istiyorum. Hay, poşetim yırtılmış ya. Ben de niye diyorum, boşta sallanıyor. Eve gelir gelmez bir duş aldım, rahatladım. Koleksiyonumdan bir parça giydim. Vallahi giyeceğim artık. Ayaklarım ısınmıyor bu sene dedim ya. Onları artık yazın giyeceğim. Bunlara alışmaya çalışacağım. Ben normalde evde kalın terlikler seyir, az daha saçımı kuruturum. Kırmızı mı alsaydın? Lacivertle siyah vardı. Lacivert. Öyle, saçlarım çok ıslandı çarşıda şapka olmasına rağmen. O yüzden dedim gireyim, yemek yiyeceğiz. Akşam yemeği vakti. Evet, nihayet başladı şu inci taneleri. Bu akşam Ülkecek Dilber'e ev arayacağız arkadaşlarım. Açtım bakalım neymiş bu kadar. Tabii ki izleyeceğim. Yeni diziyi bitirdik arkadaşlar. Nasıldı derseniz izlemeyenler için. Çok yani bir şey söyleyemeyeceğim. Hani o çok beklentiyi yüksek mi tuttuk hepimiz bilmiyorum ama Yılmaz Erdoğan'ın dizileri genelde güzel olur. Filmleri de aynı şekilde. Ha, çok akıcı, heyecanlı mıydı? Bana göre değildi. O abartılan sahneler de çok öyle abartı bir şey değil. Yani öyle söyleyeyim. Neyse izledik. İzlenir. En azından konusu güzel gidecek gibi duruyor. Bakalım, var bir mevzular yani, öyle söyleyeyim. Burada da artık videomu kapatayım. Böyle iki ayrı video izlediniz. Videonun başında zaten Akbal Market'i gezdik sizlerle. Benim babam da yıllardır Akbal'da çalıştığı için böyle bir fırsatımız olmamıştı daha önce. Gittim, sizler için gördüm. Zaten üretim yerleri Çaycuma'da bulunuyor. Sıkça alışveriş yaptığım bir market.
uzun yıllardır hizmet veren Zonguldak'ta bilinen bir market olduğu için böyle bir değişik bir video oldu. Hem üretim alanını da sizlere göstermiş oldum. Sadece böyle et, süt ürünleri değil, kendi çiftlikleri de var Çaycuma'da bu arada. Etleri zaten oradan temin ediyorlar hani. Onun dışında pastane işine girdiler. Sanırım bir 3-4. Seneye gidiyor diye biliyorum. 4 ya da 5 sene diye biliyorum. Daha da fazla olabilir. Pastane işi de yapıyorlar. Kendi imalathanelerinde. Yine aynı o gezdiğimiz depoda. Ama pastane bölümü ben gittiğimde kapanmıştı. O kısmı çekemedim size. Yani üretim kısmı kapanmıştı o saatte. Böyle. Ondan sonra da bir gezme videom vardı. Dün kanalda zaten video yoktu. Ben de böyle bir video hazırladım sizlere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Kısmetse yine bir sonraki videoda görüşürüz. Keyifli hafta sonları diliyorum.